kullanılıyordu ve ondan sonra fail meçhuller söz kullanılıyordu. Bugün hukuk var. Hukukun içinde herkes mücadelesini verir. Yanlışlık varsa da, hata varsa, Türkiye'nin hukuk sistemi çok büyük insan merkezi değişimler yapmıştır. Türkiye'de hukuk sistemine rağmen kendisini denetleyecek, kontrol edecek temizliğiyle, Anayasa Mahkemesi'ndeki hak arama yöntemleriyle, eğer hukukta ufak bir yanlış varsa onu düzeltebilecek yeteneklere ve meziyete sahiptir. Dünya hukuk sistemi içerisinde saygın bir yere ulaşmıştır. Şimdi böylesine bir yerde, ya hukuk hepimize lazım. Şimdi biz birileri ceza aldı ya, hukuku hiçe sayarak ben tanımıyorum. Ben de seni tanımıyorum. Nasıl olacak bu iş? Sen öbürünü tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum kardeş. O zaman ne yapacağız? Biz bu ülkede yaşamak durumundayız ve hepimiz birbirimizi tanımak zorundayız. Birbirimizle geçinmek zorundayız. Birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü 1000 yıldır atalarımız burada boyun boyuna yatıyor. Bizim torunlarımız da bu toprakta, atalarımız bu toprakta. Gözlerini kapatırken mutlu kapattı. Biz de bu topraklarda torunlarımızla zincir çabası geçeriz. Kimseyi ötekileştirmeye, kim bir başkasının hakkı yok. Kimseyi ötekileştirmeye bir başkasının hakkı yok. Onun için değerli kardeşlerim. Bugün artık biz arkadaşlarımız çok güzel şeylerden, hizmetlerden bahsettiği yapılan işlerden, yaptığımız çabalardan. Bunların hepsi hani bir son zamanlarda bir moda laf vardı ya, yetmez ama evet. Hepsine Allah razı olsun yaptıklarını. Hepsine, emeği geçen herkese minnetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ama arkadaşlar, vallahi de yetmez, billahi de yetmez. Çünkü 3. 1000 yılın başında artık Türkiye'deki, dünyadaki bu muazzam hareketin yürümesine birileri Türkiye'de sizin ayağınızı tökezletmek için Mısır'ı dövüyor. Birileri Suriye'yi dövüyor, birileri başka bir yeri dövüyor. Çünkü bu millet, mazlum milletlerin artık sesisiniz, modelisiniz. Ve siz bir yer seçimin öncesindesiniz. Kimin belediye başkanı, kimin belediye meclis üyesi, kimin eri genel meclis üyesi olduğunu vallahi de billahi de önemi yok. Allah'ın şahitliği önemi yok. Ama bizim alacağımız bir oyun bundan sonra asırlar boyu bu milletin önünün aydınlık olup olmamasında önemli. Onun için herkes eterini tutar. Türkmeni, herkes bir başkasının çukurunu araştırmak ve bir başkasıyla uğraşmak yerine her birimiz önce nefislerimize ve kendi çukurlarımıza dönmeliyiz. Kendimi sorgulamalıyız ve bu milletin önüne çıkma noktasında bunu hak edip hak etmemeliyiz. Ve yoksa arkadaş şu kardeşimizle bir oy daha fazla alacaksa eğer ona izin vermeyen ya da ona destek olmayan herkes vebal edecek. Çünkü bu seçim, bu yerel seçim bundan sonraki seçimlerin başlangıcı olacaktır. Bir seçimler serisiyle başlıyoruz. Bu seçim ilk başlangıcı olacaktır ve bu seçimde birileri çok büyük hesaplar yapıyor. Çok büyük ittifakların peşinde gezenler var. Yani dün birbirlerine kurşun sıkanların bugün kol kola olduğunu gördüğümüz siyasetin bu kadar endazesinin kaydığı bir yerdeyiz. Yani İşçi Partisi'nin kurduğu bir komisyonun başkanlığına dindirip geliyorsa, Yaşar Okuyan yardımcısı oluyorsa, Türkiye'de siyasetin endazesi, yani Türkiye'nin siyasetinde ne olurda kalmıştır, ne ilk kalmıştır, ne sen kalmıştır, ne de dünkü iddiası olanlar, Dün bu milletin değerleri adına siyaset yapanların Nobel'in cepte kol kola girdiği bir ülkede her şeyin olabileceğini düşündü arkadaşlar. Her türlü ittifakların olabileceğini. Onun için sığınacağımız bir tek yer var bize. Bir tek yer var. İmanımıza döneceğiz, Allah'a sığınacağız ve millete sığınacağız. Millete sığınacağız. Ve bize Allah 1000 yıl ömür verse bu seneki kadar kendimize, hayata, çocuklarımıza ve istikbalimize yarayacağımız bir zaman dilimini yakalayamayız. Bu önümüzdeki 1 yıl kadar önemli bir zaman dilimini yakalayamayız. Allah'a binlerce şükredin ki Cenab-ı Allah sizi önemli bir kavşakta, tarihin çok önemli bir kavşağında önemli bir hareketin içerisinde olmayı bize nasip etti.
Onun için Cenab-ı Allah'a ne kadar şükredersek o kadar azdır. Cenab-ı biz dünyanın en iyileri, Türkiye'nin en iyileri, çocuğun en iyileri olduğumuz için burada değil. Cenab-ı Allah bize nasip ettiği için buradayız. Onun için bunun hakkını, bunun hakkını helal edip, bunun hakkını helal edip ve öylesine bir güçlü bir bismillah. Bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine. Aracan'daki, Myanmar'daki, Filistin'deki, İsrail'deki, bütün dünyadaki Müslümanların yüzü suyu hürmetine, mazlumların yüzü suyu hürmetine, şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Allah rızası için güçlü ve yeniden bir bismillah. Bu ülkenin ihtiyacı var, hepimizin ihtiyacı var. Allah bu bismillahı güçlü bir şekilde diğerlerinden eylesin. Hepimize saygılar.